Merhabalar sevgili YouTube izleyicileri. Şimdi Hatice şair yazar arkadaşımızın ikinci çıkarmış olduğu Yüreğine Dokundum isimli kitabından sizlere 5 şiir okuyacağım. Hadi bakalım. Evet. Neydi ilk sayfa? 34. 34. sayfa. 34. sayfadan Sevdim isimli şiirini okuyacağım. Sevdim. Ruhumu, gönlümü verdim bir sana. Şahit oldu kalbim geçmiş o ana. Çektiğin çileyi koydum zamana. Acıları kalpte yaktım da sevdim. Hazana uğramış gönle har düştü. Zincirler vurduğum kalbe ar düştü. Sensiz gecelere yağan kar düştü. Şimşekleri kalbe çaktım da sevdim. Sükut eden gönül sesimsin benim. Öğrenip yazdığım dersimsin benim. Ömrümü verdiğim evrimsin benim. Yarimsin deyip de baktım da sevdim. Geriye baktığım sevda manımsın. Kalbimde sevdiğim benim canımsın. Tebessüm ver içte bekler yanımsın. Zamanı kafama taktım da sevdim. Çok bu iyi. Şiirin hikayesi nedir? Valla bu şiirin hikaye çok ya şiirlerde. Yani şu an hiç aklıma gelmiyor bu şiirin. Tabii hepsi de bir anda aklına gelmez. Evet, hepsi bir anda gelmediği için. Valla güzel bir şiir. İnsanın yüreğine dokunuyor resmen. Değil mi? Yani... Yürekten yazmışsın gerçekten. Evet, evet. Diğer şiir okuyayım. Oku. Dinleyelim. Hangisi? 26. sayfa. Evet, hemşehri olduğumuz evet. için Çankırı'dan Gelir Ünümüz isimli şiirini okuyacağım. Evet. Çankırı'dan gelir ünümüz. Çankırı'dan gelir bizim özümüz. Sazla, sözle oynar oldu sözümüz. Gözü tok, sırtı pek yoktur gözümüz. İnsanları sıcak dobra yüzümüz. Çankırı'da meşhur börek tavası. Tertemizdir suyu bahar havası. Ekilir bağ bahçe sürülür tarlası. Sayılmaz nimetle dolu günümüz. Çankırı'da oldu değerli köyler. Yürekler kırmadı güzeldir yüzler. Mutluluk olmuştur. Doğrulu gözler, anlamı büyütür güzel sözümüz. Çankırı'dan esti rüzgarın gülü, oldu şakıyan yaren bülbülü, gönüllerde açar kızlar sümbülü, Çankırı kızıyla geçsin ömrümüz. Evet, evet Çankırı kızıyla geçsin ömrünüz. Yani burada biraz memleketi kayırma evet, gibi bir şey evet, yapmışsın, evet. Torpil geçmişsin. Aynen öyle. Yani tabii ki insanın hani... yazdığı eserlere yaşadığı yerler, geldiği geçmiş, yaşadığı şimdiki zaman evet. ve gelecekte yaşadığı şeyler. Tabii bir de ilham olacaktır. Gurbette durduğumuz için hani memlekete özlem de olduğu için insan hani yazmak istiyor ne kadar olsa da. Evet. Hani ikinci Çankırı şiirimi okursanız çok sevinirim aslında da. Onu inşallah başka bir şey evet başka zamanda başka zamanda 23. sayfayı okursanız çok sevinirim. Evet, severim seni. Sen yüreğime mum olursan eğer hiçbir karanlıklar söndürmez seni. Çok sevmek günahım olursa eğer bütün günahlarla severim seni. Yağmurlar damlarsa bir gün tenine, öperse başkası benim yerime, akıp da gidersen aşkın seline, bütün yanlışlarla severim seni. Gözlerin gözüme değmezse benim, ağlasam yaşımı silmese benim, ellerin elinde kalmasa benim, bütün zorluklarla severim seni. Yazları beklerken kışı yaşasam, mutluluk beklerken sonu yaşasam,
Sevgini beklerken acı yaşasam, bütün umutlarla severim seni. Bravo. Çok güzel bir şiir, öyle değil mi? Şimdi benim burada en çok hoşuma giden şey şu oldu. İki cümle, severim seni isimli eserinde. Sen yüreğimde mum olursan eğer, hiçbir karanlıklar söndürmez seni. Evet. Gerçekten hani Evet. pozitif aşkın pozitif etkilerinden bahsetmişsin. Evet. Hani hayatında bir insanın hayatını motive eden bir partneri varsa, sevgilisi, eşi, aşkı ya da adını ne koyarsan koy, bu senin hayatına pozitif etki yaratır. Yani her iki taraf için geçerli. Tabii. Bir de yağmurlar damlarsa bir gün tenine, öperse başkası benim yerime demişsin. Burada da biraz kıskançlık kokan cümle var. Evet, evet. Yani. Ya işte duygulara dokunmak önemli. Hani bu şiirleri hani yüreğinde, insanların yüreğine dokunması gerekiyor okurken. Hani onlar kendilerinde bu şiiri bir şeyler bulması gerekiyor kendilerinde. Zaten şimdi şöyle bir şey. İnsan birinden, hı-hı, bu cümle biraz da ayrılık kokuyor açıkçası. Ayrıldığı zaman şuna üzülür. Bir daha onunla görüşemeyeceğine, hı-hı, bir daha onu öpemeyeceğine, bir daha onun tenine dokunamayacağına üzülür. Ama şimdi çok insan var hani ayrılan. Çok tabii insan var. Hani okuduğu zaman kendini bulması lazım. Var ama şimdi aşkın her derecesi aynı değil. Hatta Evet. aşk 100 derece diye bir şarkı var galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi insanlar bir araya gelebiliyorlar, ayrılabiliyorlar ama her aşkın derecesi farklı. Evet. Yani kimisinin aşkı çok şiddetli geçiyor. Kimisininki vilayla oylam geçebiliyor. Kimisininki öyle geçebiliyor. Kadın tutkulu olabiliyor, erkek tutkulu olabiliyor. Ya da her ikisi tutkulu olabiliyor, tutkusuz olabiliyor. Bunlar kişilere göre değişebiliyor tabii ki. Şimdi Berrin'cim, sen dedin ya pop tarzı ya da, hı-hı, böyle halay tarzı bile olabilecek bir şiirim var. Karşıda mesela 22. sayfada. Onun iki satırını, iki dörtlüğünü okuyabilir misin acaba? Ben hepsini okuyayım bence. Bence İki satır hem de değil. Evet, hepsini oku. Kaç dörtlük bakayım? Sekiz dörtlük. Evet. Girdi sevda kanıma. Hadi hadi salına, çık da gel yanıma, karlar düşmüş alına, girdi sevda kanıma. Deli deli dereli, senin aslın nereli, seni sevdim seveli, girdi sevda kanıma. İnce bel kıvrılıyor, güzel gözler bakıyor, canın canı yakıyor, girdi sevda kanıma. Al bohçanı gel bana, sevdan olayım sana, aşkıma kana kana, girdi sevda kanıma. Sürme çekmiş gözüne, allık sürmüş yüzüne, kumaş etek dizine, girdi sevda kanıma. Gel salına salına, giy fistanı alına, oynar oyun çalına, girdi sevda kanıma. Düğün dernek oynasın, halay başı kalmasın, zurna bozuk çalmasın, girdi sevda kanıma. Yak eline kınayı, tut sırayı sırayı, oyna çayda çırayı, girdi sevda kanıma. İşte bu. Yani bunu gerçekten 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta çocuklara rond oynatabilecek düzeyde yazmışsın. Yani bunu besteletmek gerek diye düşünüyorum. Evet. Güzel yazmışsın. Aslında bunu... Ve kafiye uyumu çok güzel. Dile rahat dolanacak şekilde yazmışsın. Bravo. Evet. Diğeri şey memleketim Hacı Muslu köyüm. 10. sayfa. İnsanın işte köyüne özlem duyunca ki, evet, gönülden akıp gidiyor. Kaçıncı şiirimiz oldu? 5. şiir. Hacı Muslu'm. Bizim köyde ayaz olur, yaz olur. Suda yüzen ördek olur, kaz olur. Türlü türlü gelin olur, kız olur. Sevgisi gönülde Hacı Muslu. Yağmuru yağdıkça ıslanır yollar. Baharı görünce boy verir dallar. Köyümde geçirdim en güzel yıllar. Sevgisi gönülde Hacı Muslu.
susuz pınarları akmadan durur. Yemyeşil kırları gün gelir kurur. Güneşi tepeden sımsıcak vurur. Sevgisi gönülde acımsın. Geliniyle kızı giyer alları, toz ile topraktır ara yolları. Burnumda tütüyor kaymak balları, sevgisi gönülde acımsın. Yurdumdan çıkalı seneler olmuş, gurbetin elleri çileri yolmuş, köyün özlemiyle Hatice'm dolmuş, sevgisi gönülde acımsın. Güzel. Yani burada köyüne olan özlemini anlatmışsın ve evet, yine kendi ismini kullanmışsın. Aynen. Memleketini güzel anlatmışsın. Evet. Ben de kafiyeli konuştum. Evet. Şairin yanında olmak öyle bir şey demek ki. Evet. Teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. İyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler.